Merhaba canım takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün 23 Ekim 2021. Bakalım bugünün astrolojik haritasının neler var, sizi nasıl etkiliyor, ne yapıyor, neler yapıyor. Bunu hep beraber keşfediyoruz şu an. Haritadan hemen 2021'in 23 Ekim'ine açıyorum. Saatini de ilk önce sabah saatlerinden başlamamız için sabah saatlerine getiriyorum ve getirdim. Şimdi 23 Ekim 2021 tarihinde bir kere Mars dün daha bir ev değiştirmişti. Uzun zamandır Merkür'le birlikte olduğundan dolayı zihinsel bir gerginlik, bir agresyon ve öğrenci adına bir gergin, agresif bir süreç ortaya çıkartıyordu. Orada çıktı ama Mars'ın boğulma derecesinden geçmiş herkese bir cesaret kırılması, bir endişe, bir gerginlik, bir öfke, bir kızgınlık getiriyordu. Şu an bir dereceye geldi önümüzdeki birkaç gün içinde mars toparlanacak. Herkesteki cesaret ve enerji pek çok şey daha fazla artacak ama güneşin karşısındaki ay çıktı. O yüzden hani e, önümüzdeki geçtiğimiz birkaç gün böyle yaratım çalışması yapın, meditasyon yapın, dileklerinizi dileyin, size iyi gelen enerjisi yüksek mekanlara gidip oralarda meditasyon yapın. Hayatınızın nasıl olmasını istiyorsunuz? Onu hayal edin dedim ya. O açı gitti ama yakında geliyor tekrar paylaşacağım. Merkür şu an tek başına kaldığı ve konumundan itibaren zihinleriniz daha parlak ve daha ışıl ışıl olmaya başlayacak ama hala ters dönüş bitti ama gölgesi devam ettiği için 4 Kasım'dan sonra tam olarak daha iyi olacak. O yüzden bu dönemde hala teknolojik konular ve iletişimsel konularla ilgili her türlü telefon, bilgisayar, iletişimsel konularla ilgili böyle yavaşlık, aksama gibi şeyler olabilir. Böyle şeyler olduğu zaman sinirlenmeyin, öfkelemeyin, kızmayın. Yalnız şöyle bir dönemin içine girdik bugün. Bugün Rahu ile Ay birlikte herkes daha fazla kendi duygularına yöneldiği bir dönem. Böyle duygusal hissedebilirsiniz bazı noktalarda. Duygusal olarak karşınızdaki insanlarla çok sanki bağlantıya giremiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Yani karşınızdaki insan size bir şey anlatırken onu duygusal o bağlantıyı kuramıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Ya da kendi olduğunuz noktada Yaptığınız şeyde kendinizi daha yalnız hissedebilirsiniz. Ee, bir taraftan ilişkiler ve sevgi konularıyla ilgili o kadar parlak hissetmeyebilirsiniz. Niye? Mars, Venüs iki tane cinsellik gezegeni bir tane Venüs'ün yanında ketuar enerjisini düşürüyor. Mars da boğulma geçiriyor. Şu an ilk derecelerden geçiyor. İkisi de çok iyi konumda değil. O yüzden ama önümüzdeki dönemlerde düzelecek. Jüpiter özgürlük, ferahlık, e Gezegenin boğulma geçiriyor şu an en düşük konumda olduğu ve Satürn'ün baskıladığı yerde son derecelerde yaklaşık 28 derecede o da yakında çıkacak. Ne, ne diyoruz yani ne oluyor? Önümüzdeki dönem açılacak, açılacak. Şu an siz meditasyonlarınızı yapın, enerjisel çalışmalarınızı yapın. Evinizde mutlaka atalar köşesi yapın. Aile dizimi meditasyonu yapın. Atalar köşesi nedir diye YouTube kanalımda videom var. Ee, aile dizimi Ailezim nedir ve ailezim meditasyonu diye videolarım var. Seyredilsin, yapılsın. Ve aynı zamanda Rahu ile Ay'ın arasındaki etkiden dolayı Şahmeran meditasyonu. Naga meditasyonu diye Naga meditasyonu diye YouTube kanalında video var. Onu da özellikle bugünlerde yapmanızı bol bol çok tavsiye ediyorum. Şimdi yeşil rengi yoğun kullanmak için çok iyi bir dönem. Kırmızı rengi çok yoğun kullanmak için çok iyi bir dönem. Özellikle bugün çok yoğun kırmızı kullanın. Neden? Satürn günü 23 Ekim ve aynı zamanda Satürn çok yüksek noktada. O yüzden bugün daha çok temizlik yapmak, bol kırmızı renk kullanmak ve koyu renkler kullanmamak bir de iyilik yapmak, yardımı muhtaç. Özellikle çocuklara yardım etmek için çok iyi bir dönem. Bunların hepsi sizin üstünüze çok olumlu, çok pozitif bir etki yaratır. Jüpiter de zaten boğulma geçirdiği için kedilere de yardım etmeniz kesinlikle çok olumlu yönde etkiler. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bugüne özel e, olarak bir kere e, bugünden sonra önümüzdeki birkaç gün içinde yani göreceksiniz kısa bir dön dönemi içinde e, Satürn'le ayın bir karşılıklı olma durumu olacak. O bir Depresyon, gerginlik, mutsuzluk ve agresyon etkisi yaratacak. Yeni videolarımda göreceksiniz. O günlere özellikle dikkat edin. E, o günlerde yeni başlangıca girmeyin, ilişkilerle ilgili bir şey paylaşmayın. Şimdi e, günlük e, videolarımı seyrederken zaten göreceksiniz, takip ettiğiniz zaman çok daha iyi bir şekilde e, anlayacaksınız. O yüzden çok ilişkilerle ilgili bir konunuz varsa, bir şeyiniz varsa, şimdi bir süreliğine erteleyin, daha e, Böyle hiç değilse Kasım'ın başından sonrasına ertelemeniz çok daha iyi olabilir. Ama videoları bakıp günleri özellikle söyleyeceğim. Bugün bunu yapın, şöyle yapın diyeceğim. Daha plan yapmadan spontane bir şekilde akarsınız artık. Tek tek biliyorsunuz, anlatıyorum. Yalnız genel olarak önümüzdeki günlerde evle ilgili, ev alımı ile ilgili, toprak alımı ile ilgili bir konu ortaya çıkabilir. Yani... Belki yeni bir e, kredi sistemi, devletinin yapacağı yeni bir açıklama ya da e, bir konuş, yeni bir gündem, özellikle insanlarda toprağa yönelik yönelmekle ilgili bir açılım ortaya çıkartabilir. Tabii toprakla ilgili bazı konular e, gündeme gelebilir. O yüzden bir taraftan da buna hazırlıklı olmak lazım. Zaten biliyorsunuz, ben hep söylüyorum size. Ee, bu dönem uzun zamanda söyledim ve bir sürü insan alıp inanılmaz şekilde kar elde etti benim sözümü dinleyerek mutlaka uygun fiyatı ev bulduğunuz zaman alın şu an özellikle satürn bu kadar güçlü bir konumdayken ev alırsanız e, sizi çok olumlu önünde etkiler Yalnız eski ev alın yeni ev almayın e, altı kayalık olsun sağlam olsun güçlü olsun böylelikle sizi çok daha olumlu ve pozitif yönde etkiler e, denizden uzak olsun Kayalık bir yerde olması, sağlam olması çok önemli. Böyle ayrıntılara dikkat ederseniz de aynı zamanda ileriki dönemde de rahat edersiniz. Ben Türkiye'deki depremi 2028 ve 2029 döneminde düşünüyorum. Şu an olacak depremler maksimum 2020'deki Elazığ ve İzmir depremi gibi olur. Daha büyük bir deprem 2028 ve 2029 dönemlerinde de düşünüyorum. Bunu söylemişken bunun da yanında söyleyeyim. Yalnız eğitim konularıyla ilgili üniversite konularıyla ilgili yeni gündemler önümüzdeki dönemde çok daha hızlı bir şekilde kendini gösterecek. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün mucizeler ve güzellikler sizlerle birlikte olsun. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, katıl butonuna basmayı, içindeki 3 tane paketi incelemeyi unutmayın. Katıl butonunun 3. seviyesinde yani 3. pakette en yüksek paket 350 lira gibi bir fiyatı var ve onun içinde de 6 saatlik sözcüklerin gücü, düşünce gücüyle ilgili eğitimlerim var. Aynı zamanda yeni eğitimler yüklemeye de devam ediyorum ve edeceğim. O paketi aldığınız zaman hem o 6 saatlik eğitimi seyredebiliyorsunuz bir ay boyunca. Hem yeni ay döneminde benim yapacağım o gruba özel enerjisel çalışmaya katılabiliyorsunuz. Aynı zamanda o gruba özel yaptığımız o ayki soru cevap videosuna katılıp sorularını sorabiliyorsunuz. Bir de yetmedi yorumlarda ve bütün her şeyde siz yazdığınız zaman yanında amblem ve çok daha önde de çıkıyor. Evet. Ee, bir de son olarak bunu yapabilmeniz için bir gmail hesabı alıp youtube'a üye olup böylelikle katıl butonuna girebilir beğenebilir aşağıya yorum bırakabilir her türlü her şeyi yapabilirsiniz. Sadece bir tane gmail hesabı alacaksınız ve youtube'a gireceksiniz. O kadar. Yaklaşık bir dakikanızı alacak bir işlem. Bunun yanında da YouTube kanalımın 1 milyonu geçmesi için lütfen herkese paylaşın. Maksimum seviyede paylaşın. Ee, ve herkesin de beğenmesine, abone olmasına destek olun, yardım edin. Peşine düşün bu olayın. YouTube kanalını hep beraber 1 milyonun üstüne yapalım. 1 milyonun üstüne çıksın. Çok rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Hoşçakalın. Bye bye.